Ve artık sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Fas için, Somali için, Çat için, Pakistan için, Afganistan için de düşünmeye başlıyoruz. Bu bizim ümmet olma bilincimizi dirilten bir katkıdır. Türkiye'deki bu faaliyetler, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının dünyadaki faaliyetleri dışarıdan nasıl görünüyor acaba? Yani İslam dünyasından tabii ki çok hoş karşılanıyordur ama sanırım Batı dünyası açısından özellikle endişeyle karşılanıyordur. Çünkü onlar ellerimizin arasına sınır koydular, tel koydular. Ellerimizi onlar koparttılar. Şu anda ellerimiz tekrar buluşuyor. Bu çok önemli bir açılım. Evet. Ama tabii sadece bu açılım yetmez. Yani tanışmak, günübirlik tüketecek yardımlar vermek değil. Asıl yardım kendi kimliğimize, kişiliğimize yapılabilmeli. Bu yardımlar gerçekten arkasında bir bilinçle, ümmeti yeniden var olma, varoluş haliyle diri olmalı, tamamlanmalı. Bu ıslah projesiyle var olacak bir şeydir. Yani ıslah projesi yeniden bozulmuş olanı tekrar vahiyle buluşturmak, diriltmek insanları, bilinçli varlıklar haline getirmek, bu çok çok önemli bir şey. Batı dünyasını bu yardımların rahatsız etmesinin sebebi de zaten bu uyanışı, bilincin iletişim merkezleri olması değil mi bu kuruluşların? Tabii ki. Bakın, yani sanırım şu anda 1991'de Sovyet Rusya, 1989'da Berlin Duvarı çöktü. 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldı. Bu çift kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya gidildi. Fukuyama bunu tarihin sonu, işte kapitalizm kazandı diyordu. Küresel kapitalizmi şu anda hakim olduk, dünyada yaşıyoruz. Ama artık sadece İmparator Amerika değil.